Hey! Sonunda, evet biliyorum, sonunda 1 milyon abonesi olan Bedevent gömleğimi giyme şerefinde bulunuyorum. Ve 1 milyon abonem var. Tak ya, saniyede. Tabii bir 6 yıl kadar bir saniye sürdü ama uzun bir saniyeydi. Beni tanımayanlar ve bu videoyu ilk defa görenler için ben 1 milyon abonesi olan Bedevent gömleğini giyen YouTuber Enes Avcı. O zaman hazırsak başlayalım. Başlamadan önce de videoyu beğenirseniz 1 milyon abonesi var. Çok güzel olur değil mi? Evet, odayı böyle parça parça göstereceğim çünkü kameramanım yok şu an. Bir şey itiraf edeyim bu arada, ben çok kameramanla video çekmeyi seven bir insan değilim. Bu da size bir itirafım olsun. Odayı şöyle bahsedelim. Oda iki kısma ayrılıyor. Bir tarafı alakasız kısım, bir tarafı alakalı kısım, yani YouTuberlukla alakalı kısım. Bu taraf çok alakalı değil. O yüzden önce buradan başlamak istedim. Odanın bu kısmında, önce şu arkamdakine bakalım. Bu video tahtası alakalı değil dediysem %100 alakası değil demedik, demek istemedim. Bu video tahtası, video fikirleri falan, bunlara yazıyorum. Şu an tahtayı ters çevirdim çünkü yani üzerinde video fikirleri var. Yaptıkça siliyorum falan filan. Silmek istemediğim için ters çevirdim. Düz beyaz okul tahtası işte, biliyorsunuz. Bu masa ise, bu masayı bazı masa başı videolarını çekmek için yaptırmışım ama uzun süredir masa başı videosu çekmiyorum. Yani çektiğim zamanlarda bu masayı kullanıyorum. Aşağıda mesela şu an bir Brawl Stars şeysi görüyorsunuz. Bu masa çektiğim zaman bana göndermişlerdi. Çok da bir şey yok yani, merak etmeyin. Masanın üstündekilere gelirsek çok detaylı değinmeyeceğim. Zaten şu direksiyon, bazı videolarında görmüşsünüzdür. Böyle dandik bir direksiyon almıştım. Buraya koyuyorum çünkü odamda çok fazla yer yok. Burada üstünde değinmek istedim, çok bir şey yok. O yüzden devam edelim. Hey! Ladies and gentlemen, are you ready? Burada da videolarımın sürekli köşesinde gördüğümüz gardırobumuz. Bir şey yok yani, gardırop, kıyafet var, o kadar. Perde yani, perde. Aha aha, perde aha. Aha la aha. Gelelim sizler için önemli olan kısma. Bu taraf, odamın bu tarafı, ikinci yarısı. Odamı fark etmişsiniz, odam küçük bir odaya sahip. Odam küçük bir odaya sahip mi? Nasıl bir cümle lan o? Şimdi burayı iki açıdan göstereceğim. Bir genişten göstereceğim, bir de küçük kamerayla dardan böyle tek tek göstereceğim. Öncelikle şöyle bir geniş açıyla bakalım. Şöyle ben çekileyim. Bakın böyle. Şurada işte görüyorsunuz, burada bir 100.000 abone plaketimiz var. Plakette... Hatta göstereyim. Evet, farkında olabilirsiniz. Plakette yön tuşu oyun kanalı yazıyor. 100.000 aboneye ulaştığımızda o bizim kanalımızın ismi yön tuşu oyun kanalıydı. Oyun kanalı isminin çok profesyonel durmadığının farkındayım. Ama bu benim suçum değil. Kanalın ismi yön tuşuydu. İnsanlar yön tuşunun oyunlarla ilgili bir şey olduğunu anlamadığı için oraya oyun kanalı yazdıktan sonra abone gelişim arttığı için oyun kanalı profesyonel durmasa da bana çok işime, benim çok işime yarayan bir isim oldu orada. O iki kelime. Şu anda bizim kanalımızın ismini Enes Avcı yön tuşu olan kısmının yön tuşu bunu ilgilendiriyor, yani burayı. Yani ilk defa gören bir insan yön tuşu ne alaka diyor ya, işte o bu. Gelelim diğerlerine. Bazı büyük şeyleri göstereceğim, sonra küçük açılara geçeceğiz. Şurada gördüğünüz tablo, muhtemelen bunu çok sık görmüyorsunuz bu yukarıda kaldığı için. Böyle bir tablom var. Şurada da kocaman bir tablom var. Böyle. Bu tabloları öğrencilerden aldım. Yani bazı güzel sanatlar öğrencilerinin yarışmaları olmuştu. Oradan satıyorlardı bunları. Ben de aldım. Gayet de ucuza geliyordu. Öyle bir şey denk gelirseniz kesinlikle alın. Çünkü normalleri çok pahalı. Şimdi biraz yakın çekime geçelim. Şöyle bir önce bir uzaktan net tarafı çektiğimizi göstereyim. Bakın şöyle video açısı, böyle görüyorsunuz bu açı. Videolarda gördüğünüz bu açı. Burada ben görünmeyeyim. Gerek yok benim görünmeme. Şöyle şu tarafları pek görmüyorsunuz tabi burası. Gerek yok oraya. Şunu yeni koydum. Videoda pek görmüyorsunuz bu kısmı. Bu köşeye yeni bir köşelik aldım. Burada bir adet görüyorsunuz Xbox kontrolcüsü var. Xbox'ım yok, hayır, ama kontrolcüyle oyun oynamayı seviyorum. Burada yakında videosunu çekeceğim bir adet Game Boy dediğimiz, Game Boy çakması daha doğrusu. Onun çakması var böyle. Videosunu çekince görürsünüz. Onun şimdi çok üstünde durmaya gerek yok. Burada çok önemli bir şey var. Burada böyle. Kanalımızın simgelerinden silikon bulunmakta. Bu silikonun ne diye soranlara, bu ben 50.000 abonelerdeyken videoda gösterdiğim bir silikon. Evet, ta o zamandan beri duruyor. Tarihi bile eski, hatta göstereyim. Bakınız. Anonuz. Bakınız, son kullanma tarihi 2018. Neden var, ne alaka, çok saçma diyenlere şöyle söyleyeyim. Ben de bilmiyorum neden var. Yani bir videomda göstermiştim. Aslında bu silikonu ışık için kullanmıştım. Anlatacağım size. Şurada bir bilgisayar masasında bir ışığım var. Onun için kullanmıştım.
Bir tane videomda göstermiştim. Gösterdikten sonra bu çok popüler oldu. İnsanlar çok sevdi. Yani benim kendi planlayarak yaptığım bir şey değil. İnsanların kendi kendine oluşturduğu bir şey. Absürt olduğu için sevildi galiba. Emin değilim. Yani bu da ana olarak burada tutuyorum. Burada da biraz Nintendo Switch'imiz var. Çok fazla oyun oynama fırsatım olmadığı için ben de dedim el konsolu alayım. Bilgisayar render yaparken falan bunu oynuyorum. Bir yukarısında da oba Among Us. Bir Among Us videom vardı. Yukarıdaki i butonuna ulaşabilirsiniz. Bunları ben kendim yaptım. Evet, bunların hepsi oyun hamuru. Böyle. Şöyle çok güzel oyun hamuru. Bunları kendim yaptım. Atmaya kıyamadığım için oraya koydum. Çok sık görünmese de hala varlar. Şurada bir adet kitaplığımız var. Ufak bir kitaplık. Evet bu... Evet inanmayabilirsiniz ama bu kitapları okuyorum ve okudum da. Mesela şunu okudum mesela. Hatta bunun filmi de var. Çok güzeldir. Hoş yani. İnanmıyorsunuz ama kitap okuyorum. Şurada bir adet böyle ilginç bir tasarımımız var. Bu gerçek. Bayağı da pahalı. Ben almadım. Siz diyebilirsiniz ki ulan üzerinde toz var. Yani kaç yıldır temizlemiyorsun falan. Hayır, üzerinde toz yok. Üzerinde toz yok. Üzerindeki tozlar yapıştırma. Yani tozu yapıştırmış adam, evet. Aldığım adam yapıştırmış. Bana böyle geldi. Yani sorduğumda da onlar dekoratif olduğu için söylendi. Yani böyle bir şey. Ben almadım diyorum ama ben almış gibi konuşuyorum. Yanlış olmasın. Yine de ben almadım. Bunun da tabii aynısı şurada da var. Aynısının bir benzeri. Böyle. Bu da böyle bir şey. Tek tek aslında bak şöyle yakın çekim aldığım zaman çok güzel görünüyorlar ama çok netlemiyor kameram. Niye? Böyle eski bir hava yansıtıyordu. Aslında amacım buraya koymak için almadım. Bunları bayağı oldu alalı. Ama hani odama raf yaptıktan sonra dedim ki buraya bunları koyalım. Şurada bir tane gülücüğümüz var. Gülen peluş. Bu kadar bir şey değil. Burada da bir lambamız, bir de yani böyle bir kar küremiz var. Böyle buranın uzaktan görüntüsü, zaten videolarda sık sık gördüğünüz alan bu kısım, arka planım yani. Evet, odamın bu kısmı, yani şu anda 3'te 4'ünü gördünüz. Son bilgisayarın olduğu kısım kaldı. Muhtemelen en çok merak ettiğiniz orası diye orayı en sona sakladım. Yani bu da bir nevi çekim tekniğidir ya. Değil mi silikonum? Gelelim bilgisayarlı kısmı. Hey! Ladies and gentlemen, are you ready? Evet, bilgisayarım kısmı uzaktan göstereyim dedim önce, böyle görünüyor. Şimdi yakınlaşalım, hadi bakalım. İlk olarak şurayı göstereyim. Bakın burası kablolarımın bulunduğu yer. Çok sevmediğim bir yer. Burayı niye gösteriyorum? Kameram, videolarda kameram, benim şu an elimde tuttuğum kameram tam burada. Yani tam şu açıdan şöyle dönüyor. Hop. Zıbam. Bu açıyla çekiyor. Önce nereden başlayacağım bilmiyorum gerçekten. İlk olarak tekrar söylüyorum, bunların hiçbirisi sponsor değil. Önce yukarıdan aşağı doğru başlayalım. Şu yukarıda en tepede şurada gördüğünüz, bakın şu ışıklar var ya. Bakın bunlar. Bu. Ve şu. Bu da ışık. Bunun üstünde beyaz kapadım. Bu biraz daha fazla, daha iyi olduğu için. Bu böyle komple boydan boya, ucudan uca ışık. Bu ışık ne işe yarıyor? Bu ışık, bu ışık. Şimdi şöyle. Kamera büyük olduğu için elimde tutması zor oluyor. Şimdi normalde ben videoları bu ışıkla çekiyordum. Daha düne kadar bu ışıkla çekiyordum. Ama şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir ışığımız var. Yeni bu ışığı aldım. Artık bununla çekeceğim. Hiç bununla çekmedim. Artık bununla çekeceğim. Aynı zamanda masayı da değiştireceğim. Masayı değiştirmeden önce hani bunca zaman kullandığım haliyle size göstermek istedim. Yani normalde bu masa olmayacak. Farklı masa olacak. Masayı aldım, değiştireceğim ama değiştirmeden böyle bir video çekmek istedim önce. Önce böyle bir tanıtmak istedim. Bu ışıklara da tekrar gelirsek, silikondan bahsetmiştim ya az önce. İşte o silikonla bu ışıkları yapıştırmıştım. Bu arada çok aydınlık oldu, farkındayım. Birkaç ışığı kapatayım. Yani bu ışıkları yapıştırmak için kullandığım şu silikonu şans eseri kanal simgelerinden birisi oldu. Şöyle biraz aşağı inersek, burada dolap kapak var. İçlerini göstermeyeceğim. Burada da bir şey yok. Çok da önemli şeyler değil. Taş falan var. Bu taşlar ne derseniz, bazı böyle bir Artemis taşları falan oluyor ya, o tarz taşlar. Hani galiba radyasyonu alıyormuş. Emin değilim. Yani annem odama koydu. Ondan çok emin değilim ama duruyor öyle. Yani radyasyonu alır mı bilmiyorum ama hani bendekini alabilecek taşa hayranım. Şurada bir adet 2020 ama ben 21 diyeyim. 21 zinciri kırma şeysi görüyorsunuz. Bu ne? Bu üzerindeki şey, işaretler falan ne? Canlı yayın. Bakın şurada da yazdığı gibi. Bu videoyu çektiğim zaman hala canlı yayın yapıyordum ama artık canlı yayınlarım bitti. O yüzden hemen böyle kısaca anlatayım. Twitch değil, başka bir platformda canlı yayın yapıyordum. Ayda 22 gün. Onun listesi o. Çok da uzatmaya gerek yok. O yayınlar bitti. Artık Twitch'teyim. Burada böyle birkaç tane kolyemsi bir şeyler var. Ya boş yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Üzerinde bir şeyler falan yazmıyor, yanlış olmasın. Burada 2 artı 1 de şurada. Bas yani.
2+1 dünyanın en iyi ikinci hoparlörü var. Çok yıllar oldu bu hoparlörü alalı. Gerçekten de çok kullanışlı. Kulaklıkla müzik dinlemeyi pek seven bir insan değilim. O yüzden hoparlörden müzik dinlemeyi seviyorum. O yüzden çok seviyorum. Çok iyi yani. Bası da falan harika. Ama pek bir şey fark etmiyor. Çünkü hani 10-10 sesi 20'den fazla açamıyorsun. Sonuçta binada oturduğun için sıkıntı oluyor. Yani bir gün kendi evime geçersen böyle müstakil falan. Zaten kendi evime geçtiğim zaman ilk yapacağım iş bu sesi fulllemek olacak. Burada işime yarayacak şeyler. Bant var mesela. Şu hap şey yanlış anlaşılmasın. Bu hap ben bazen alerjim şey oluyor. Kış aylarında bazen öksürük alerjim tutuyor. Böyle tuhaf bir hastalığım var. Onu, o zamanlar bu hapı içiyorum. Çok da önemli değil. Ama çok nadiren oluyor. Burada neler var? Para var lan burada. Niye para var oğlum burada? Kim koydu bu parayı buraya? Allah Allah. Burada YouTube kanalımda zamanında bakın şu bu telefonu zamanında kamera olarak kullandım. LG G2 hala çalışıyor bu arada. Bu da eski telefonum. Güneşte kendi kendine yandı. Yani şöyle geliyoruz. Canon'ların şarj aletleri var. Şarj bataryaları var. Burada GoPro'muz var. Şöyle güzel bir kızlı erkeğimiz var. Burada USB dönüştürücü var. Bu da burun spreyi. Niye burada bilmiyorum. Hakikaten niye burada? Bunu çıkar buradan. Burada print var. Lazım olursa diye. Bu şöyle bir... Bunun ismini hiçbir zaman aklımda tutamıyorum. El işi kağıdı mı? Başka bir şey mi bilmiyorum ama bununla video çekeceğim. Şurada bir saatimiz var. Burada gözlüğümüz var. Bazen videolarda gördüğünüz gözlük. Şurada da daha bir eski kameram var. Canon. Aslında o Canon'ları falan şuraya koysam çok daha iyi olabilir. Ama işte yapacağız bakalım. Burada canlı yayın kameram var. Kamerayla kameraya çekiyorum. O Inception. Kameraception 8 be. Şöyle uzaktan gösterelim. Burada 2 adet monitörümüz var. Şu soldaki monitörü yeni aldım. 240 Hz mi? Neyse öyle bir şey. Üzerinde çok konuşmayacağım. Çünkü o monitörde sponsor olarak istemiştim. Vermediler. O yüzden üzerine çok konuşmak istemiyorum. Bu ise yıllardır olan eski monitörüm. Direkt sağ ekran olarak geçirdim. Burada USB dönüştürücü mü? Çoklayıcı mı artık? Ne derseniz ondan var. Şu takılı olan ne? Kamera mı? Kameramı genelde tuhaf bir alışkanlığımı söyleyeyim. Kameramı her canlı yayın bittikten sonra çıkartırım. Olur da canlı yayını açık unutursam diye çıkartırım kamerayı. Öyle. Böyle çok da bir şey yok arka planlarda. Şurada bir adet vitamin hapı var. Bu pek önemli değil. İçmiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Haberiniz olsun. Bu lens suyum. Burada kalem, kağıt, kulaklık. Bu da böyle ufak bir düzenli bölge. Şöyle şurada lens kutum var. Burada şu defterler. Bunlar İngilizce defterleri. Evet İngilizce. Mesela kendi kendime İngilizce çalışıyorum. Evet. Cüzdanım. Şuraya çok takılmayın. Burası az önce oldu. Şu kısım. Tripod var işte burada. Kameranın tripodu. Tripodun şurasını söktüm. Şu kısma çok takılmayın. Böyle. Klavyem. Bu klavyem eski klavyem değil. Eski klavyemin üstünde yenisini aldım ama aynısını aldım. Çünkü bunu çok seviyorum. Çünkü şu tuş. Şu. Bu tuş buraya atanabilir tuş atıyorsun. Montaj yaparken ben delete'yi, sil tuşunu buraya atıyorum. Böyle montajda çok fazla işimi kolaylaştırıyor. Sadece bu tuş için bu klavyeyi kullanıyorum. Mekanik klavye değil klavyem, normal düz klavye. Yine olsa yine bunu alacağım yani öyle söyleyeyim. Benim için bayağı iyi. Burada da bir mouse'umuz var. Ve evet mouse alanım bu kadar. Yani hani olur da oyun mesela canlı yayınlarda falan beni görenler oyun oynarken diyelim ki adam vuramadığımı falan düşünenler ki vuramıyor da değilim. Mouse alanım bu kadar. Hani bu. Bak bu. Görüyor musun? Mikrofonumuz var böyle. Rode uzun süredir kullandığım, çok kullanışlı, sevdiğim ve bozulsa umarım bozulmaz. Yine aynısını alacağım bir mikrofon. Burada bir adet kulaklığım var. Beam'den aldım. Hayır şaka yapmıyorum. Hani gerçekten şaka yapmıyorum. Cidden Beam'den aldım. Sabahın 8'inde gittim aldım. Diyeceksiniz ki ulan param yok niye Beam'den aldım? Var. İstedim sponsor olarak. Dedim ki kulaklığım kırılmıştı benim. Bilmeyenler varsa beyaz bir kulaklığım vardı. Çat diye kırıldı ortadan. Hayat işte hayat. O kulaklık kırıldıktan sonra benim kulaklığa ihtiyacım oldu. Ben de YouTuber olduğum için para vermek istemedim. Hani herkesi sponsora gittiği için bir yazayım dedim. Ya ağlamayan bebeğe süt verilmez. İstedim. Dediler ki işte biz dediler size yeni gelen ürünlerimizi göndereceğiz. İyi tamam gönderin de bana kulaklık lazım dedim. Hani yok şu an onu gönderemeyiz dediler. Dedim okey. Yani adamlardan zorla alacak halim yok. Göndermediler. Tam da o ara BİM'e gelmişti ve normal fiyatından birazcık daha ucuzdu. Hatta iki katı ucuzdu normal fiyatından. Ve benim almak istediğim bu değildi kulaklık olarak. Ben bunu almak istemiyordum. Ama çok acil bir ihtiyacım vardı kulaklığa. O yüzden bunu aldım. Hatta BİM'den masa bile aldım. Ama masa güzel.
Ama masa güzel bak. Masa cidden güzel. Masa bile aldım. Ama masa güzel. Ve son olarak benim bebeğim işte burada. Bilgisayarım. Muhtemelen 5 sene önceki videoya bakarsanız üzerinde de yine kağıt olduğunu görebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bu kağıt ne alaka? Önce onu açıklayayım. En merak ettiğiniz bu olduğu için. Parayı kazanmak için zamanınızı, yani dünyadaki en değerli şeyinizi veriyorsunuz. En değerli şey zamandır. Çünkü geri dönüşü yok. En değerli şeyimi verdiğim için bu da benim zamanım demek. Yani zamanımın zarar görmesini istemem. Bu üzeri çizilebilir bir maddeden yapılmış. Çizilebiliyor benim elim sayesinde. Bunu fark ettikten sonra üzerine kağıt koydum. Ara ara kağıt değiştiriyorum bu kağıdı. Yani çizik halde görmektense böyle kağıtlı görmek beni sorun etmiyor. En azından çizilmesin daha iyi. Çizilmesin diye yapıyorum. Yoksa bir şeyim yok. Hani yıllardır üzerinde hiç RAM dışında pek bir şey, hiçbir şey değiştirmedim. RAM'i de sadece birazcık yükselttim. Şu anda ekranda gördüğünüz özelliklere sahip. Maalesef şu an için artık miladını doldurmuş durumda. Miladını doldurdu. Bazı yine sponsorlardan bilgisayar istedim. Yine cevap vermediler. Hani onlar olsaydı sponsorlu bir şekilde şu an sponsorlu tanıtıyor olacaktım ama sponsor değil. Bu bilgisayar sanayiye gidilerek alındı. Şaka değil. Yaklaşık bir 5-6 sene önce alındı. Bilmeyenler için benim bir abim var. Abimi YouTuber olmak istedim o zamanlar söylediğimde. Bizim tabii ki paramız yoktu. Aslında çok daha erken başlayacaktık ama para olmadığı için başlayamadık. Abim sanayiye gitti, çalıştı. Evet, bildiğin sanayi. Auto sanayi yani. Çünkü bir yerden para kazanmak gerekiyor. Aile vermiyor. O da çalıştı. Abim parasıyla bu bilgisayarı aldık. Çalışma parasıyla. Dolar 2.85'ti. O dönemde aldık. Hatta bu bilgisayarı aldığımız zaman eve yürüyerek getirdik. Çünkü paramız ancak tam tuttu yani. Yürüyerek gelebildik. Böyle. Aşağı yukarı bu kadar. Evet, aşağı yukarı odam bu kadar. Biliyorum beklediğiniz gibi olmamış olabilir. Bazı insanların 100.000 TL'lik sistem yazılarını görüyor olabilirsiniz ama bende öyle bir şey yok. Gerçi 100.000 TL'lik sistemle de PUBG Mobile oynuyorlar. Şimdi götümü yesinler yani. Yani. Ladies and gentlemen, this is my room. Oda vlogumuzdan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır diyeyim. Odamı görmüş oldunuz. Hepinize 1 milyon abone için teşekkür ederim. Beni de tekrar için teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz diye umuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Soldan sizler için seçtiğim önceki videolara bakabilirsiniz. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri zili açarak da beni yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Enes ve çıktım.